Evet en sonunda havalar soğudu. Şu an sıcaklığa bir bakalım. Dış sıcaklık. Evet 16 derece. 15-16 derecelik bir sıcaklığımız var. Tabi bu durum Doğu illerine göre, İç Anadolu bölgesine göre daha da şu anda soğuk vaziyette ama bizim için de nemli bölge olduğu için nemden dolayı soğuk daha şiddetli hissediliyor. Şu an 16 derecelik bir soğukluk. Büyük ihtimal birkaç derece daha düşük hissedilme oranı vardır. Yap İşlet seride hoş geldiniz. Bu videomda ECA marka kablosuz oda termostatının kalibrasyon ayarlarını ayrıntılı bir şekilde ele alacağım. Bundan önceki kalibrasyon videosunda sadece sıcaklık değerini ele almıştım. Şimdi bunları sizinle daha da ayrıntılı bir şekilde adım adım zaten toplamda 5 adet özelliği vardı. Onların nasıl yapıldığını, ne işe yaradığını anlatmaya çalışacağım. Bunun için ilk önce oda sıcaklığı algılayıcımızı yerinden çıkartacağız. Bunu yapmak için alttaki düğmeye basıyoruz. Ve buradan alttan yukarıya doğru çekerek alıyoruz. İçerideki oda sıcaklığını ölçen alıcının biliyorsunuz az önce iki videodan zaten gördünüz. Buradaki düğmesine basarak duvardan çekiyoruz. Çünkü diğer taraf duvara yapışmış durumda. Şimdi burada da aynı şekilde arkadaşlar ne yapıyoruz? Pilin sol tarafında bir buton var. Şöyle biraz daha netleştirip yaklaştırayım. Evet. Şimdi bu butona 5 saniye basılı tuttuğumuzda ekranda P1 ayarı diye bir ayar çıkacak. Gördüğünüz gibi. Başka da zaten burada basılacak herhangi bir şey de yok. Bunu buradan bu şekilde takip edeceğiz. Şimdi ben ekran tarafına çeviriyorum. Bu arada geçmeden önce pil arkadaşlar şu anda bende bir seneden fazla oldu. Hala herhangi bir şekilde değiştirmedim. İçinden çıkan, kutunun içerisinden çıkan pilleri kullanıyorum. Ve kapatmadım. Yaz döneminde de kapatmadım. O yüzden pilinin bitmesiyle alakalı bir durumda olacağını zannetmiyorum. Bu arada herhalde burada da üretim tarihi yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2017 ikinci ayın 8'inde üretilmiş. 2018 yılında almıştım. Daha doğrusu geçen sene kış döneminde almıştım. Evet, şimdi devam edelim. Elimden dolayı şu anda sıcaklık burada artmış görünüyor. O yüzden 25 derece olduğuna bakmayın. Ortalama 23 derecelerde biliyorsunuz ben daha önceden sizinle zaten bunu paylaşmıştım. Hemen arkadaki butonumuza sabitliyoruz parmağımızı çünkü kaçırmamamız lazım. Aynı yerde lazım olacak. Ve basarak buradan P1, P2, P3, P4 ve P5 ayarlarına böylelikle ulaşmış olacağım. Şimdi hemen basalım. Evet gördüğünüz gibi hemen P1 ayarına geçti. P1 ve P2 birbiri ile alakalı. P3 sıcaklık ayarı. P4 ve P5 de frekans ayarı ve bağlantı kombinin bölgesindeki bizim alıcının frekansı bağlantısı ile alakalı. Şimdi en sonunda da SC, buraya da aynı şekilde düğmeye basarak, arkadaki düğmeye basarak çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim ilk önce ele alacağımız konu P1 ve P2. Yani kısaca şöyle özetleyeyim. Şimdi bizim belirlediğimiz bir sıcaklık var. Atıyorum 23 derece. 23 derecenin altında yani ne kadar aşağıya düştüğünde çalışsın ya da ne kadar yukarıya çıktığında da kombi kapatsın. Kombi kapansın. Bu şekilde o aralığı belirlemek için yapılmış. Normalde bir fabrika ayarı var. O şekilde biz kullanıyoruz. Zaten onu da tavsiye ediyorlar. Ama ekstrem bir durum olur. Siz kendiniz tekrar onları genişletip o aralığı genişletip azaltmak için böyle bir özellik de koymuşlar. Bu da çok güzel bir ona özellik katmış. Tabii bu arada ben açıklarken oradan ayarlardan çıktı. Tekrar düğmeye basıyoruz. Evet P1 ayarı arkadaşlar. P1 ayarının içine girebilmek için butona tekrar basıyoruz. Evet gördüğünüz gibi 0.2'de duruyor arkadaşlar. Fabrika ayarı 0.2. Şimdi 0 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2 dereceye kadar çıkıyor arkadaşlar. Biz bunu 0.2 derecede tutacağız. Bu ne anlama geliyor? Ayarladığımız değer kaç dereceydi? Atıyorum 23 derece. 23 dereceden eksi 2 yani eksi 2 derece daha düştüğünde yani 22.8 derece düşünceye kadar kombi çalışmayacak. 22.8 dereceden itibaren çalışacak anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde tekrar size kağıt üzerinde özetleyeceğim. P2 özelliğini anlatayım hemen. Burada da arkadaşlar hemen arkadaki butona basıyoruz tekrar girdik. 0.4 derece yükseldiğinde Atıyorum kaç diye örnek vermiştik. 23 dereceyi baz almıştık. 23 derecenin 0.4 derece daha üstüne kadar kombi çalışacak anlamına geliyor. 0.4 dereceye ulaştığında yani 23.4 dereceye ulaştığında kombiyi kapatma emri veriyor. Bu anlama geliyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu size bir de kağıt üzerinde kısaca özetlemeye çalışayım. Bizim belirlediğimiz bir sıcaklık değeri var. Kaç derece? 23 dereceye sabitlemek istiyoruz. Emrimizi bu şekilde girdik. P1 ayarı sıcaklık düştüğünde. P1 ayarı devreye girecek. Bu da eksi 02 derece. Yani 22gül 22,8 santigrat dereceye geldiğinde... Çalışmasını sağlayacak. Şuradan hemen düzenleme yapalım. 23 derece bizim belirlediğimiz komut ve buradaki aralıkta 22,8 derece. Peki P2 ayarı nedir? P2 ayarı da arkadaşlar yükseldiğinde kaç derece? 0.4 derece yükseldiğinde kombi kapatacak diye söylüyor. P2 ayarı. Yani kaç derece olacak? 23 dereceydi. 23,4 derece olduğunda kombiyi kapatıyor arkadaşlar. Hemen buraya derecelendirmesini yapalım tekrar. Şöyle bu şekilde yapmıştık bu P2 ayarı. 23,4 derece arası. Görüyorsunuz arkadaşlar şu alanda kombi için komut veriyoruz. Peki bu P1 ve P2 ayarı ne işe yarıyor? İşte bu alanı, bu alanı arkadaşlar daraltıp yükseltmek için kullanılıyor. Bunun fabrika ayarlarını zaten tavsiye ediyorlar. En kullanışlı olduğunu da söylüyorlar. Ama siz gene değiştirmek istediğinizde bu şekilde hareket edebilirsiniz. Ben hiçbir şekilde oynamadım. Fabrika ayarlarını kullanıyorum. Artı yüksel kapanması için 23.4'ü bekliyorum. Aynı şekilde aktif hale gelmesi için de kombinin açılması için de 22.8'i bekliyorum. 23 derece olarak sıcaklığı ayarladığımda. Yani buradaki aralığı zaten değiştirmiyorum ama değiştirmek isteyen varsa bu şekilde yapabiliyor arkadaşlar. Peki ayarı nasıl değiştiriyoruz? Hemen arka butona tekrar bastım. P1 P2 ayarı arkadaşlar. Hangisi biz P1'e hemen bakalım arkadaki butona tekrar basıyoruz 0.2 ayarlı bunu mesela 3 yaparsanız hemen bu arkadaki butona tek bir kere bastığınızda P1 ayarı değişmiş oluyor bakalım arkadaşlar değişmiş ama ben orijinal sesini bozmak fabrika ayarlarını bozmak istemediğim için evet tekrar bastım ve şu anda 0.2 olarak ayarladım P2'de de aynı şeyi yapıyoruz arkadaşlar buradan çıkalım e 2'de de aynı şeyi yapıyoruz. Buradan işte siz 4 istemiyorsunuz da 3 istiyorsunuz ya da daha fazla istiyorsunuz. Bunu buradan istediğiniz gibi 2 dereceye kadar toplamda 2 dereceye kadar ayarlamak mümkün arkadaşlar. Ama biz şu anda ayarı gene değiştirmiyorum ben. Size de aynı şekilde tavsiye ederim zaten. Peki nasıl çalışıyor? Atıyorum 23 dereceye ayarladık. 23 dereceden itibaren çalışmaya başladı kombi. 23.4'e kadar çalışıyor arkadaşlar kombiyi çalıştırıyor. Yani evin içerisi 23.4'e kadar çalışmış oluyor. Sonra kapatıyor. Kapatınca kombi, devir daimi her şey kapanıyor ve sıcaklık düşmeye başlıyor. Düşüyor 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 ve 22.8'e gelince tekrar kombiyi çalıştırıyor. Ayrıca bir de bazı kombilerde yani yeni nesil kombilerde şöyle bir özellik var. Atıyorum 23 dereceden sonra 23.4 bizim içerideki kombiyi kaç ayarlamıştık? 47-50'ye ayarlamıştık. O sıcaklığa geldikten sonra içerisi sıcaklık değerleri de birbirine yakın olduğu için kalorifer petekleri de yani kalorifer peteklerin içindeki su da soğumadığı için kombi kendisi uykuya geçiyor. Yani tekrar suyu ısıtmakla uğraşmıyor. Çünkü 47 derecelik 50 derecelik kalorifer peteklerindeki su soğumadığı için kombi uykuya geçiriyor. Kendisi yapıyor bunu. Bunun termostatla bir alakası yok. Kombinin kendi özelliği. O şekilde uykuya geçiriyor. Ve devir daim dönmeye devam ediyor. Devir daim oldukça su içerideki kalorifer peteklerindeki su odayı ısıtmaya devam ediyor. 23.4'e kadar. 23.4'e gelince kombinin komutunu bu sefer termostat veriyor. Diyor ki 23.4 oldu burası. Artık ben kombinin tüm ayarlarını kapatayım. Devir daim ve kombiyi kapatıyor ve bu sıcaklık 23 22.8 dereceye gelinceye kadar kombi kapalı kalıyor. P3 ayarında da arkadaşlar oda sıcaklığıyla eğer uyumsuzluk gösteriyorsa buradaki alıcımız bunu düzeltmek için kullanıyorsunuz. Bunu da aynı şekilde arkadaşlar ilk önce odanın sıcaklığını örtüyorsunuz. O şekilde değerlendiriyorsunuz. Ben bununla alakalı daha önce kalibrasyon ayarını yapmıştım. O yüzden şu anda kurcalamayacağım. Çünkü benim elim buraya değdiği için zaten sıcaklığı doğru ölçmüyordur. P3 ayarından sonra P4 ayarı da arkadaşlar burası 0.5 olarak bekliyor. Burada frekans sistemi var. Aynı radyo frekansı gibi arkadaşlar. İşte 0.1'den 0.9'a kadar bir Radyo frekansı verilmiş. Bu radyo frekansı kullanma kılavuzunda anlatıldığına göre 867.5'ten başlıyor. İşte 868.4'e kadar gidiyor. 9 tane frekans aralığı verilmiş. Buradaki aralıklar şiddeti artırmıyor. Yani mesafeyi artırmıyor arkadaşlar. Ben daha önceden de size anlatmıştım. Kombi bu alıcıyla arasındaki mesafe ortalama en iyisi 20 metreye kadar. Şimdi buradaki frekanslarda parazitlenme olduğunda mesela 0.5 ile alakalı bir sıkıntı varsa bağlantı kopmuşsa bununla alakalı sinyal veriyorsa o zaman işte 0.5 değil de 0.1'i kullanırsınız. Bu şekilde bağlantıyı tekrar yapabilirsiniz arkadaşlar. P4 ayarında dediğim gibi radyo frekansının yerini değiştirmek gibi bir durum söz konusu. Yoksa ki şiddetini artırmak söz konusu değil arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer Son parametre ayarına 5. özellik parametre ayarı o da aynı şekilde 1 ve 2 gibi birbiriyle alakalı. 4'teki frekans yenileme işlemi yaptığınızda 5 ile tekrar birbirlerini tanıması için bu işlemi yapıyoruz. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 ayarlı. Şimdi bunun sebebi. 4'teki de 5 ayarında olduğu için eğer siz buradaki frekans ayarını 5, 7, 6 yaparsanız orası da aynı şekilde 6 olacaktır. Ben şu anda değiştirmiyorum. Şu anda aktif olarak kombim ve termostat çalıştığı için buradaki ayarla 404'teki parametre ayarıyla 5'teki ayar birbirleriyle bağlantılı. Orayı eğer frekansını değiştirirseniz 5'teki de parametre 5'teki ayar da aynı şekilde değişecektir. Burası da ona göre sayısını alacaktır. Siz gene burada OK tuşuna bastığınızda birkaç saniye içerisinde tekrar bağlantı sağlanacaktır. Buradan da ESC tuşuna basarak arkadan tekrar tuşa basarak geri dönüş sağlıyoruz arkadaşlar. Yalnız şunu hatırlatayım Tüm kurulum işlemleri zaten yapılmış olarak geliyor. Siz herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Sadece kalibrasyon yani P3 parametredeki o sıcaklık değerinin kontrolünü yaparsınız. Onun dışındaki ayarlar zaten sabit olarak geliyor. Siz direktmen çalıştırmanız yeterli. Bağlantıları yapıp çalıştırmanız yeterli. Diğer videolarımda zaten ayrıntılı bir şekilde işledim arkadaşlar bu konuları. Aklınıza takılan herhangi bir konu varsa tekrar yorumlardan yazabilirsiniz. Elimden geldiğince size faydalı olmaya çalışırım. İnanın ben bu konuyla alakalı hiçbir ustalığım, herhangi bir bununla alakalı bir merakım bile yoktu. Sadece aldığımda, bunu aldığımda benden istenen o yüksek faiz fiyatlara karşı dedim bunu ben yapamaz mıyım? O şekilde başladım. El tornavida tutan herkes bu kablosuz oda termostatını kombisine takabilir. Youtube kanalımda bir oynatma listesi hazırladım. Orada sadece kablosuz oda termostatı ile alakalı bilgilendirmeler var. Oradaki videoları sırasıyla izleyip çok net bir şekilde söyleyeyim uzman olabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlardan bana fikirlerinizi bildirmeyi unutmayın arkadaşlar. Aynı şekilde takip edin. Ben bu kanalı açarken, Yap İşlet Seyret kanalını açarken aslında amacım böyle bir video değildi. Fakat şartlar bunu gerektirdi ve herkese faydası olabilmesi için de böyle paylaşımları da yapmaya çalışıyorum. Benim amacım evdeki malzemelerle kendi imkanlarımızla evde bir şeyler yapabilmek, hobi amaçlı güzel videolar çekerek icatlar yapmaya çalışıyordum kendi elimizdeki malzemelerle. Bu tür videoları da seyrederseniz sevinirim arkadaşlar. Yapışla seyret. Ailemiz hızla büyümeye devam ediyor. Abone olan arkadaşlara buradan tekrar teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Esen kalın. Şöyle yapayım. Of. tövbe, estağfurullah. Gitti makine ya. İnşallah bir şey olmamıştır.